Türkiye'de emlak diye bir video atmış röportajını, onu izleyeceğim. İstanbul'da sıfır daire fiyatları uçuşa geçti. Öyle ki bırakın boğaz, deniz manzarasını, otoban manzaralı yerlerde bile evler milyonlarca lira. Ev sahipleri bahane uydurup eski kiracıları evden çıkarıyor ve daha yüksek bedelle kiraya veriyor. Ev sahibi olmak isteyenler artık hayal bile kuramıyoruz diyor. Uzmanlardansa fiyatlar daha da artacak uyarısı geldi. Bu ne oluyor be? Anahtar değişmiş yine. Bir ev sahibine arayayım. Eskimiş de ondan. Ahmet Bey selamlar. Anahtar değişmiş yine. Aynen teşekkürler. Yeni anahtar... şöyle yapalım isterseniz. Ben size daha sonra evi gösteririm. Dışarıda kafede falan otururuz. Daha iyi olur. Yine ağlanacak bir şeylere güleceğiz gibi geliyor. Vallahi ben kendimi bildim bileli kiracıyım. İnsanlık yüzyıllardır yerleşik hayata geçti. Bir türlü ben geçemedim. Kiracılık benim hayatımı kararttı. Öğrenciye ev vermiyoruz dediler, okulu bıraktım. Bekara ev vermiyoruz dediler, gittim evlendim. Şimdi memura ev veriyorlar, KPSS'ye hazırlanıyorum. Yani resmen hayatımı ev sahipleri yönlendiriyor. Onlara göre yaşıyorum. Ama inanıyorum, yakında emlak balonu patlayacak. Patlaması lazım. Patlarsa güzel olur, inşallah patlar. Ben Şahin, bir ev sahibi olarak birçok dairem var. Ben öyle herkese ev vermem. Kriterlerim arasında hakim, doktor, savcı, doktor, mühendis, doktor, polis. Doktor. Doktoru saydın mı ben? Ben Mehmet, 26 yaşında, bekar bir emlakçıyım. Ben bu zamana kadar bir sürü meslek denedim. Hiçbiri dikiş tutmadı. En son ailem dedi ki, oğlum berduş geziyorsun, git bari emlakçı ol dedi. Şu anda da buradayım. Pardon. Alo, evet efendim, dairemiz var. Günlük 3 kişi, 2 bayan. Tamam. Başka var mı gelen? Tamam, ben geleyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Benim şu daireyi alabilmem için bu dairenin yaklaşık olarak 6098 lira olması lazım. Bu kadar var. Bazen düşünüyorum, acaba evler pahalı değil de biz mi az kazanıyoruz? Zamanında büyüklerimiz bize sürekli ev alma, komşu al derdi. Onların ben amına koyayım. Ben şu an pek bir şey kazanmıyorum. Ha, istediğimden değil. Ola ki bir deprem oldu, 2 kat daha fazla kazanırım. Çünkü çok para bağladım ben bu dairelere. Şimdi ev fiyatları niye artıyor? Sıfır ev gelmeyince ikinci el evlere talep artıyor. İnşaat sektörü bitmiş. Çip gelmiyor. Çip gelmeyince iş makinesi gelmiyor. İş makinesi gelmeyince inşaat çalışmıyor. Yani benim kendi şahsi analizim bu. Bir gün hissettim ev sahibi beni çıkartacak. Ondan önce ben onu aradım. Abi dedim, bak dedim, bu evde cinler var. Benden başkası kalmaz. Kaç tane var dedi. Vallahi ne bileyim, 3-5 tane var dedim. Ya dedi, siz bu ufacık evde 6 kişi mi yaşıyorsunuz deyip 3000 liralık kirayı 5000 lira yaptı. Ev sahipleri cin olmuş amına koyayım. Şu ev pezevenkleri arada olmazsa resmen bir daire daha alırdım. O kadar çok komisyon veriyorum onlara ben. Onlar kazanmıyor, ben bir şey kazanmıyorum yani. Şimdi düşünüyorum da ben ev sahibi olamıyorum. Ben kiracı da olamıyorum. Ben emlakçı olayım desem şimdi dükkan kiralayacağım. Yani kiracılıktan kurtulmak için kiralayan kişi olmak bile kiracılık yolundan geçiyor. O zaman ben kronik kiracıyım. Bir de diyorlar Türkiye'nin %75'i sosyal faaliyetlere katılmıyor. Lan benim diğer ay nerede kalacağım belli değil. Kim siker Evgeni Grinko'yu? Bak, bu ev kiralama sürecinde olması gereken ne biliyor musun? Evimiz burası efendim. 3+1, 5000 TL kira, 5000 depozito, 5000 de emlakçı payı. Vallahi ev çok güzel de benim bütçemi bir tık aşıyor. 4500 lira yapma şansımız var mı acaba? Olur mu öyle şey? Bence 2000 lira yapalım çünkü sen çok iyi bir insana benziyorsun. Madem öyle, ben de emlakçı payı ve depozito almıyorum. Güle güle oturun. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı getirmemde herhangi bir sorun var mı? Oo, yok yok. Ya istiyorsa orospu olsun, hiç önemli değil. Artık sizin mülkünüz çok burası. Çok teşekkür ediyorum, süper. Peki kirayı ayın kaçında ödeyeyim? Ya o ay elinde yoksa hiç zorlanmana gerek yok. Biz sonra hesaplaşırız. O zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buyurun. Ev kiralama sürecinde olması gereken ne biliyor musunuz? Bak, tam geçen gün anlattığım mevzu, fark ettiniz mi? Aslında birçok yerde ilk başta ev kiralarkenki iletişim bu oluyor aşağı yukarı. Ta ki kiralar artana kadar. Evimiz burası efendim. 3+1, 5000 TL kira, 5000 depozito, 5000 de emlakçı payı. Yalnız böyle güzel bir ev 5000 lira olmaz ki. Buraya en az 8-10 bin eder. Ben 8 bin vermek istiyorum. Ya bu devirde sizin gibi kiracı kaldı mı ya? Çok teşekkür ederim. Kaç kişi kalacaksınız burada? Yani fazla kalabalık olmazsanız sevinirim. Ev yeni çünkü. Yok yok yok, hiç sıkıntı yok. Hatta şöyle yapalım. Ben burada haftada bir gün kalayım. Ev fazla yıpranmasın. Harika. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya aslında bu ev kiralama işleri nasıl olacak biliyor musun? Evimiz burası efendim. 3+1, 5000 TL kira, 5000 depozito, 5000 de emlakçı payı.
Yalnız size 5000 lira vermek haksızlık olur. Sizin bu işten az 10.000 lira almanız lazım. Ben 10.000 lira vermek istiyorum. Benim açbetiniz. Çok sağ olun. Çok 5.000 lira da bana fazla. Hatta siz bana 4.000 lira atın. 1.000 lirasını da her ay emlakçıya atın. Çok teşekkür ederim. Çok olur, sağ olun. Olur. Kaç kişi kalacaksınız burada? Kaç kişi kalalım? Yani 3 kişiye geçmese sevinirim. Çünkü 3+1 burası biliyorsunuz. Şöyle o zaman ben diğer 2 arkadaşa da söyleyeyim. Onlar da sizden ev kiralasın. Size de ekstra kazanç olmuş olur. Ben tek kalayım. Aa bak bak orada da şöyle yapalım. Benim diğer daireleri senin arkadaşlara kiraya verelim. Hatta o kirayı da direkt emlakçı beye verelim. Çok teşekkür ederim. Harika. Çok sağ olun. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Benim ilk kiram 1500 liraydı. Bir gün ev sahibim aradı. Dedi ki alt kat 3000 liraya gidiyor. Sen böyle de beleşe oturuyorsun dedi. Alt kata geçtim. Sonra yine ev kiracım dedi ki oğlum dedi karşı daire 4500 liraya gidiyor. Sen bu evde beleşe oturun deyip o da çıkardı. Ondan sonra yine ev sahibim ya dolar düşüyor. Sen bu evde çok pahalı oturun deyip geri çağırdı. Yani 1500'ü kiram. Abi Ataberk Doğan'la aranız nasıl? O kim be ya? Ataberk Doğan'la aram iyidir benim. Severim. Güzel mesajlar atar hep bana. Halatır sorar. Niye sordun ki? 4000 liraya düştü benim. Sonra taşınma masrafları beni bitirince dedim bari iş yerinde kalayım bir süre. Patron dedi ki sen burada bedavaya kalıyorsun. 3200 lira kesmeye başladı. Dedim o zaman siktir et sokakta kalıyorum. Ha, merak ettin. İyidir ya severim Ataberk. Diye aradı. Kardeşim ya dedim Masum Bey dedi siz burada bedavaya kalıyorsunuz. Bak büfeler 5000 lira para veriyor dedi. Dedim o zaman daha karlı büfe açayım. Açamadım. Geçen haberlerde gördüm. Benim öğrencilere verdiğim evde 40-50 kişi kalıyorlar. Aradım polisi çevik kuvvetle evi zor dağıttım. Sonra niye herkese ev vermiyorsun? Ya evin içine girdim hep böyle kesik pet şişeleri var, kovalar var. Siz kiracı mısınız, balici misiniz ben bunu anlamadım. Biz normal Türkiye'de yaşıyoruz ya. Buradakiler Türkiye'nin PVP serverı gibi. Bu dairelerin hepsi 5 milyon biliyor musun? Geçen tam da bu mevzuyu tartışıyorlar sokak röportajında da aynı biri geldi. Ben de idmanlıyım biliyor musun? Çaktırmadan elimi sol cebime attım telefonu hazırladım. Dayı o meşhur repliği söylediği anda telefonu çıkartıp götüne sokacağım. Dayı ne dese beğenirsin. Yeğenim sen çıkar kimliğini göster dedi. Dedim herhalde bu şimdi sivil polis filan. Ya dedi buradakiler dedi vatandaşlık almak için dedi 250 bin dolara ev alıyorlar. Senin cebinde bedava kimliğin var dedi. Lan hiçbir şey diyemedim. Aynen öyle. Evin boyası çiziği yok siz yapıyorsunuz hepsini. Ekstra olarak evin banyosu seramik kaplama. Aynen. Tamam diyor teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Dur tahmin edeyim. Ev almaya geldin değil mi? Evet. Yalnız kameraları çekmezse. Seni kapatırlar bir şey olmaz gel. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Tek başıma yaşayacağım bir ev. Tamam. Bütçe ne? 2000 lira. Ciddi soruyorum ne kadar? 2000 lira. Sen ciddisin. Tam senlik bir evim var. Tam sana göre. Hadi gidelim. Bu şey çıkmış. Güven evim, emlak evim, genel evim. Böyle altın gününe girer gibi eve giriyorsunuz. Bir de onu deneyeceğim. Bugün bir ev görüşmem var. İnşallah olumlu geçer. Sana evimi neden kiralamalıyım? Şimdi şöyle, kiranız zaten biliyorsunuz normalden 2 katı. Depozitoda 1 tane alınırken siz 3 tane alıyorsunuz. Normal koş... Güzel analizler yapmışlar. Gerçekten ÖSS yazılanır gibi ÖSS mi kaldı bunu? Şu eski toprak yorumu. Enteresan ya yani. Sadece ev sahiplerini gömmeyeceğim. Gerçekten çok kötü kiracılar da var. Ama bir o kadar çok çok kötü ev sahipleri de var. Bunun dengesi bizde oturmuyor arkadaş. Olmuyor yani. Koşullarda bunlara verecek geri zekalı çok az kaldı. Bu yüzden benim kadar sizin de faydanız olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Kira beklentiniz ne kadar? Yani gönül ister ki hiç kira olmasın. Ama tabii ki öyle bir şey olmuyor. Olmuyor değil mi? İşte yazılan 5500, mecbur 5500. Şu an kafama hesa 6000 yaptım diye. Üzülürüm. Haydi bismillah. Gel. Torçla girdi içeri. Ev burası. Abi. Oğlum yavaş lan yavaş lan. Kaç artı bir bu? Artı yok yani bir. Düz bir. Bir artı kapı. Bu arada metroya 45 dakika. Yakın yani. Abi peki nerede yatacağım ben? Vallahi burada yatabilirsin. Burada yatabilirsin. Yani sana bırakıyorum kafana göre. Ev senin. Isıtma. Isınmıyor. Ya onu boş ver de. Burada bir sürü ünlü kaldı. Saddam Hüseyin biliyor musun? Biliyorum. Senden önce burada kaldı. Yani ev böyle. Çok anlatacak bir şey yok. Yani bu. Abi ne kadar bura? 2000 kira, 2000 depozito, 1000 lirada 100 görünüyor. Ya uygun bir yer yok mu abi ya? Daha uygun. Sen öğrenci misin? Yok değilim. Yaş kaç? 38. 38. Şimdi şöyle bir şey yap bak. Ben sana sahte öğrenci belgesi hazırlayayım. KYK yurduna yollayayım. Evet abi. Orada daha kötü ama 1000 lira.
Olur abi. Olur. Bana da 2000 lira atıştırırsın. Yani o kadar emek veriyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah kardeş, senin de hayırlı olsun o zaman. Sağ ol abi. Kendine iyi bak. Ya abi yalnız şu şeyi bir söndürürsen. Hakikaten ya gidecek artık. Benim atim var ya aman. 5 yıl sonra kendini hangi semtte görüyorsun? Bağdat Caddesi. Gerçekten. Evet evet, hatta orada o sahil taraflarında binaları var ya böyle. Aynen kardeşim. Yeşil meşil böyle. 25 bin liradan başlayan artık. Evet, mükemmel. Eskiden 3 bin lirasına wow dediğimiz zaman şimdi 25 bin lira olan Bağdat Caddesi. Depozito ve kira suya düştü diyelim. İlk önce hangisini kurtarır? Depozito. En az 2-3 kira vardır orada. Harika. Bir önceki ev sahibinizden neden ayrıldınız? Şimdi bizim gelecek vizyonumuz farklıydı. Ben daha enflasyon tabanlı bir fiyat politikası belirlerken kendisi daha agresif bir politika belirledi. Özetle kirayı 3 kat zam yaptı. Ararsam sana referans olur mu peki? Ne konuda? Tamam, ben notlarımı aldım. Seni arayacağım. Arayacağız. Ne zaman? Vallahi pek olumlu geçmedi. İstediğim gibi olmadı ama yapacak bir şey yok. Hadi kapatın siz de, ben eve geçiyorum. Teşekkürler. Hangi? Benim insanlara tavsiyem, yani ev kiralayacak paranız yoksa gidin ev alın. Daha mantıklı. Bu sistemde hatalı olan tek şey kiracı kanunu. Onun kaldırılması lazım. Ev benim değil mi? İstediğim zaman kulağından tutup siktir edebilmeliyim. Haksız Sept, mıyım? Hoş geldin. Oğlum hayırdır lan, sen yeni yeni huylar mı ediniyorsun? Kilit değiştirmek nedir oğlum? Bak sabah orada bak kameramanlar vardı, bir şey diyemedim. Bak seni sikerim ha. Oğlum harbiden yakarım lan evi. Getireceğim buraya. Ahmet Bey, Ahmet Bey bak benim ağzımı bozdurmayın. Lan iki ay alt üstü, iki ay, iki ay. Tamam seni mahkeme veriyorum. Heh tamam. Hadi. Hadi kapat. Hadi kapat amına kodum çocuğu. Hızlanan rapora göre konut fiyatları son bir yılda İstanbul'da %5.6, Ankara'da %82.1, İzmir'de %76.6, Adana'da %75 oranında arttı. Ne dedim ben ya? %5 mi dedim? %105 pardon, dilim dönmemiş. Güzel analizler. Zaten bildiğimiz hikayeler aslında, ne kadar üzücü de olsa. 5 dedin abi, tamam arkadaş özür dilerim ama sikmediğiniz kaldı, tamam 5 demişim. Allah da beni kahretmesin, tamam. Çıplak soyunup gerileyim mi arkaya, bağlayayım mı kollarımdan? Sonunu izle abi, sonu da mı var? Psikolojide şöyle bir şey var. Eğer kiracıyla ev sahibi arasındaki kavga 3 dakikayı geçiyorsa o artık kiracının değil ev sahibinin sorunuymuş. Yani bunu anladığında zaten aydınlanıyorsun. Hatta bununla ilgili şöyle bir hikaye var. Sakıp Sabancı işe alacağı kartalları önce yemeğe götürürmüş. Eğer yemeği tatmadan önce tuz atarsa sırf ön yargılılar diye Sabancı sırtını alıp binlerce metre yükseğe götürüp dur. Ben çorba ettim amına koyayım, buraya koymayın ya. Şimdi aklıma direkt klima muhabbeti geldi, önceki ev sahibi bilme. Hikaye şu. Anlattın mı lan bu klima mevzusu? Siktir et, bir de anlatırız. Hızlıca anlatacağım zaten. Şimdi evi tutarken klimalı değil mi diye bakıyorsun değil mi? İki tane klima var evde. Şimdi sen bir evi klimalı tutuyorsan demirbaştır. Demirbaş nedir? Çalışıyor olması lazım. Ya da bozuk olduğunu bilerek tutuyor olman lazım. Sana klima çalışıyor olarak teslim edilir. Sen de klimayı kullanırsın, nokta. Eğer bir sorunu varsa da onu genelde ev sahibi öder zaten, ödemek zorundadır. Alttan şey olur.